Saat 11. Sen araba alma abi. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Samsun'daki sorumluluk alanlarında koronavirüs teşhisi konmuş ya da hastalık şüphesi nedeniyle 14 gün boyunca evlerinde kalmaları zorunlu olan yurttaşların karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor. Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'deki ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte acil durum eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, saha çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve genel durumu iyi olan hastalarla birlikte temaslı ve şüpheli durumdaki yurttaşlar için evde karantina süreci uygulanıyor. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, filyasyon çalışmaları sonucunda belirledikleri pozitif vaka ve temaslı yurttaşlara telefonla ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları olmayana tabi tutanağa yazıyoruz. Yurttaşların karantina kurallarına uyup uymadıkları ise Atakum Kaymakamlığı'nın koordine ettiği ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden arıyorum. Zabıta Kadir Filyasyon ekibi. Öncelikle geçmiş olsun. Bir adres teyitine geldik ama. Evde misiniz? Şu anda binanızın girişindeyim. Otopark kısmındayım. Pencereden veya balkondan bizimle iletişime geçebilir misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Hanımefendi iyi günler. Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Kadir Filyasyon ekibi. Geçmiş olsun. Allah'a sizleri pencereden görme imkanım var mı? Balkondan şu anda binanızın önündeyiz. Şimdi o il sağlıktan mı geldiler siz? Şimdi tekrar geçmiş olsun. Tekrar Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden arıyorum. Zabıta Kadir Soylu Filyasyon ekibinden. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Şu anda binanızın önündeyim. Deniz tarafına bakan. Burada iş bedeli nereden? Sağdaki oda hemen. Emlak servis. Hadi. Thank you.